çıkacak ekranlara. Bu sabah saatlerinden itibaren çok konuşulan bir görüntü bu. Biliyorsunuz birinci tur ve ikinci tur arasında bir tartışma, bir mesele oldu. Önce tarif edeyim, sonra sesi beraber dinleyeceğiz zaten dijital ekranımız önünden. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci tur sonuçlarını gördükten sonra kendi ekibine biz çekilelim. Sayın Özel'i ben gideyim kürsüde tebriğimi açıklayayım, elini kaldırayım, tebrik ettikten sonra salondan ayrılalım yönünde bir böyle davranalım önerisini kendi ekibine tartışmayı açtığı, ancak bu tartışmada hatta Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel'in de bu tartışma sırasında salona geldikleri, tartışmanın büyümesi üzerine tamam siz kendi aranızda o halde tartışın konuşun biz sürece zarar vermiş olmayalım diyerek ayrıldıkları iddia edilmiş. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından kimilerinin büyük itirazlar ettiği, çok ciddi itirazlar ettiği söylenmişti bu önerisine Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Sonra bu öneri tartışılması uzayınca ikinci tur başladı. İkinci tur başlayınca da zaten çekilmenizin şu dakika bir anlamı yok. Her türlü o oylama bitecek. Bitmek zorunda çünkü başladı. Çekilmekte geç kaldınız denilmiş ve Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bu durumda tamam yapacak bir şey yok o halde çekilmeyelim demişler. Şimdi iddia buydu. Görüntü geldi efendim. Görüntü doğruluyor. Sosyal medya üzerinden çok konuşuldu bu görüntü. Ben de sabah şimdi bir yandan yayına hazırlanıyoruz. Bir yandan bir baktım Şabançlı Sevinç Twitter hesabından paylaşmış. Orada gazeteci İmam Bakır Üküş var. Ve orada ben buna izin vermiyorum gibi bir ifade de var. İmam Bakır Üküş daha önce Ümit Özdağ ile yapılan protokolde odada bulunan isimlerden biri. Danışman değilim demişti. Danışman değil o görüşmede neden orada? Burada Sayın Kılıçdaroğlu varken böyle bir öneriyi ekibine tartışmaya açmışken ben buna izin vermiyorum diyerek yükselecek kadar orada bir rol üstlenmesi şu anda sosyal medyanın gündeminde. Fahri danışmanlık mıdır bu? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun orada diğer kurmaylarından daha yüksek mertebede bir itirazı kayda geçirmesi gereken kişi o mudur? Bu yönüyle çok tartışıldı. Çok konuşuldu. Gelin görüntüleri bir izleyelim. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu anlaşılan bu öneriyi açmış. Tebrik edeyim ben Sayın Özel'im demiş ve sonra neler oldu bakın. Hep yalan dolanla buraya gelin. İzin vermiyoruz ya. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz. İzin vermiyorum. Mücadele ederek kaybedilsin, kaybedilecekse de. Şimdi kayda geçen ifadeler böyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nda hafif bir tebessümle durduğunu da görüyoruz. Burada böyle bir karar veriliyor. Aylin Nazlı Akay'ı görüyorum orada. Gökhan Günaydın'ı, Faik Öztürk'ü görüyorum. Dolayısıyla mesela Faik Öztürk epey geride değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na göre. Yani 4-5 adım uzakta duruyor. Ve biz orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresinde tanımadığım simalar da var. Bunca yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni, muhalefeti takip etmiş bir gazeteci olarak tanımadığımız simalar da var orada. Onu da dikkatini çekmek lazım. Bakın burada Faik Öztürk uzakta dururken orada bir gazetecinin İmam Bakır Üküş'ün hayır buna izin vermiyorum demesi, çekilmenize izin vermiyorum, kaybedeceksek de mücadele ederek kaybedelim, yenilelim mealinde anlaşılan o cümleler şimdi kime söyleniyor, kimle tartışılıyor o durumda? Faik Öztürk yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurmayı olarak neden bu kadar uzakta? Hakikaten seçim birinci tur itibariyle kaybedildikten sonra oluşan manzara, bu gördüğümüz resim içerisinde aslında birçok soruyu, birçok tartışma başlığında beraberinde getirecek gibi duruyor. Geçmiş muhasebesine Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar takılır, bu durum ne kadar daha gündemde kalır bilinmez. Ama geride bıraktığımız dönemin izlerini, geride bıraktığımız dönemin neler yaşandığını belki de özetleyen bir final oldu. Sayın Kılıçdaroğlu o noktada dururken Faik Öztürk yılların kurmayı uzakta duruyor, Gökhan Günaydın uzakta duruyor. Bu isimler uzakta dururken de orada bir gazetecinin beraberinde yine yüzlerini seçmeye çalıştığımız simalarına karşı hayır izin vermiyorum dediğini duyuyoruz. Reji bir kez daha duyayım. Peki, birazdan döneceğiz bu arada başkent Ankara'ya. Ankara'dan çeşitli bir yönüyle bağlantılarımız olacak.